Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Türk Hava Yolları hissesini değerlendireceğiz. Önce major görüntülerimize her yayında olduğu gibi bakalım. Sonrasında günlük vadelerde fiyatları birlikte izlemeye çalışalım. Bakın arkadaşlar, 2005 yılından gelen majördeki görüntümüz bu şekilde. Kanalın üst bandının çok güzel çalıştığını görüyoruz. Kanalımızın ortalama fiyatının geçtiği, kanal orta bandının ise zaman içerisinde denizin dalgası gibi dalgalar şeklinde güzelce çalıştığını görüyoruz. Kanal teorimiz ne diyor? Kanal yukarı yönlü aşılırsa bir kanal boyu kadar fiyatın gitmesi beklenir diyor. İlk hedefimiz kanal orta bandı, sonrasında ise kanal üst bandı hedef olarak karşımıza çıkması beklenir. Kanal kırıldıktan sonra orta bandına geliyoruz ve orta band seviyelerinde konsolidasyon yaşadığımızı görüyoruz. Normal şartlarda bu kadar önemli bir direnç bölgesinin yukarı yönlü aşılmasıyla aşağı yönlü bir retest hareketinin olması beklenir. Böyle bir hareket olursa Türk Hava Yolları'nın kanal orta band destek noktası 200 ila 205 TL arasından geçmektedir. Bu bölgeler ana destek diye tabir edebileceğimiz destek bölgelerinden bir tanesidir. 200 TL'nin altında kalıcılık sağlamadıkça yönün yukarı yönlü okunması lazım. 200 TL'lere düşmesinin teknik anlamdaki açıklaması direnç bölgesinin kırılması ve kırılan bölgenin daha önce direnç olmasından kaynaklı artık destek olarak çalışması ve bu destekten yukarı yönlü kanal üst bandını hedeflemesini bekleriz. Yani şöyle bir görüntü olabilir arkadaşlar. Buradaki direnç yukarı yönlü kırılıyor. Bakın destek olarak çalışıyor 200 TL civarında. Sonrasında ise hedefine gitmesi beklenebilir. Şimdi günlük vadelere gelelim. Arkadaşlar günlük vadedeki görüntümüz de bu şekildedir. 2005 yılından gelen kanalımızın ortalama fiyatının geçtiği kanal orta bandı 203 TL civarında karşımıza destek olarak çıkıyor. Yükselen bir trend olması sebebiyle hangi zamansallıkta bu bölgeler test edilirse ona göre fiyatlar da değişecektir. Bu bölgelere gelir demiyorum, ancak buradan bir düşen trendimiz var diyorum. Beyaz düşen trend aşağı yönlü kırılmadıkça Türk Hava Yolları hissesinde al pozisyonu oluşmayacaktır. Fiyatların beyaz düşen trende kadar yükselme ihtimali vardır. Bu bölgeler aşılmadıkça hala fiyatların baskılanma ihtimalinden bahsedeceğiz. Bakın Türk Hava Yolları hissesinde izleyicilerim çok iyi hatırlayacaktır. 250 TL'nin kırılmasıyla arkadaşlar destek kırıldı. 230 TL'ler ilk destek noktamız. Sonrasında bu beyaz trende kadar bir yükseliş olabilir ve bu yükseliş üzerinde kalmadıkça tekrardan düşüş getirecektir demiştik. Ne yaptı arkadaşlar? Sert düştü. 227'lerden destekle birlikte burada 258 TL'lere kadar geldiğimizi görüyoruz. Ancak buradaki düşen trendimiz yukarı yönlü fiyatın aşılamamasıyla tekrardan düşüş geldiğini görüyoruz. Aşağıdaki destek noktamız 230 TL civarları. Onun altında 210 TL'ler ve 200 TL'ler destek olarak karşımıza gelecektir arkadaşlar. Bu bölgeler Türk Hava Yolları hissesinin destek noktasıdır. Tekrardan yükselişlere başlayabilmek için yarın için bizim direnç noktamız 255 TL'den geçiyor. 255 TL yatayda bir destek değildir. Düşen trendimizin desteğidir. Hangi zamansallıkta bu beyaz trendin üzerinde fiyat kalıcılık sağlarsa tekrardan Türk Hava Yolları hissesinde al pozisyonu oluşacak ve yukarı yönlü hareketlilik bekleyeceğiz. Ancak beyaz düşen trendimiz yukarı yönlü kırılamazsa fiyat bunun altında olduğu sürece fiyat nereye düşerse düşsün al pozisyonu oluşmayacaktır. Nerelere düşeceğini kimse bilemez. Benim orta ve uzun vadede yönüm yukarı yönlüdür. Borsa İstanbul'da da yukarı yönlüdür. Türk Hava Yolları'nda da öyledir. Ancak şu anda bir düşen trend varsa yukarı yönlü düşüncemizden dolayı gidip de bu mala girmeyeceğiz. Destek bölgesi, ana destek bölgesi dediğimiz 200 TL'lere düşerse denenebilir. Ancak altında kapanış yaparsa aldığın ürünü satmak lazım. Veya en güzeli şudur arkadaşlar. Beyaz düşen trend yukarı yönlü aşıldığında bu bölge teknik anlamda boğa piyasasında en risksiz bölgedir. Şu an itibariyle yönün aşağı yönlü olduğu, fiyatların 255 TL'ye kadar yükselebileceği, buraların ise yukarı yönlü aşılamamasıyla tekrardan burada olduğu gibi düşüş gelebileceğini teknik anlamda bize söylüyor. Arkadaşlar yayınlara olan desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Finansal okuryazarlığın gelişmesi adına sizler için yapılan bu yayınları takip etmek kendinize bir yatırımdır. Abone olmayı unutmayalım. Bol kazançlar diliyorum.